şimdi geldi. Bak yine geldi. Üzerine sürmeye devam ediyor. Aha, tabii. Kim tanıdık mı? Hiç tanımıyorum. Bak. Ama sıkıntılıymış. Öldüm mü? Mahalleden birkaç kişiden bir şey söyledi. Biliyor mu? Kapıyı sıkarttı. Anne! Hani derdin olabilir ki yani böyle bir şey. Ben bir şey psikolojik sıkıntı var. Anne, ben bakar mısın bir? Gel, gel. Ama şey söyledin, sen şikayet. Bu hayvan mı? Hilal. Adam arabasıyla geldi, dubalarımı çekti. Ben de dedim ki abi çiçek, yeniden çiçek taşıyacağız biz. Dubaları çekip arabanı koyma. Biz senin için koymuyoruz o dubaları dedim. Adamın hiç umursamadı. Tekrar aldı, dubaları kaldırdı. O arada arkadaşıma seslendim. Arkadaşım geldi. Zaten kamera kayıtları da var. Abi öyleyse ben arabamı koyayım bir saniye dedi ama adamın umursamadı. Adam arabasına dubaları çekti, arabasını koydu. Ben o arada yoldaydım. Arabayla bana vurdu. Ben tabii korktum. Ege de çünkü yoldaydı. Ege'yi aldım, çekildim. Adam da hiçbir şey olmamış gibi. Zaten arkadaşım dedi abi ne yapıyorsun? Kadına çarptın. Adamın umurunda değil. Hiçbir şey olmamış gibi çekti gitti. Ertesi gün tekrar arabayı almaya geldiğinde eşim dedi ki neden eşime çarptınız? Hani ne yaptınız, doğru mu? Adam süt dökmüş kedi gibi. İşte yar bulamadım da şöyle oldu da böyle oldu da. Bana düzgünce anlatsaydın. Kasıtlı olarak çarptı. Zaten görüntüde de göreceksiniz. Çocuğa da çarpmasın diye çocuğu alıp çıktım. Ertesi gün arabayı almaya geldiğinde kendisinden şikayetçi olacağıma kamera görüntülerinin olduğunu söyledim kendisine de. Bir daha gelmedik beyefendi. Ege'de buradaydı. Biz buradaydık. Yoldaydık. Ege'de yolda olduğu için adam da hiç düşünmeden hareket ettiği için Ege'yi alıp çıktım ben. Zaten görüntülerde de göreceksiniz. Bütün gün söylendirdi anne o neden orayı arabayı üstüne. Çok korktu çocuğu.